Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde grafikler ve doğrularla karşınızdayız. Ne yapacağız? İlk önce tabii ki iki değişkenli bir doğrusal denklemden bahsedeceğiz. Onun tanımını vereceğiz. Ardından bu doğrusal denklemin çözümü nedir? Çözüm kümesi nedir? Onların tanımını verip bir örnek çözeceğiz ve bu örnekten sonra da iki değişkenli doğrusal denklemin nesini vereceğiz? Grafiğinin tanımını sizlere vereceğiz arkadaşlar. Şimdi gelelim burada ax artı b'ye eşittir c denklemi diye bir denklemin tanımı var. İki değişkenli doğrusal denklem diyoruz arkadaşlar ax artı b'ye eşittir c eşitliğine. Burada a, b ve c birer sabit, birer reel sayı. A ve B aynı anda sıfıra eşit olamıyor. Yani A'nın karesi ile B'nin karesi sıfırdan, toplamları sıfırdan farklı. A kare artı B karenin toplamlarının sıfırdan farklı olması A ve B'nin aynı anda sıfıra eşit olmayacağı demektir. Neden sorusunu şurada bir kendimize ne yapalım? Not edelim. Neden diye soralım. Tamam mı? Yani A kare artı B kare eşit değildir. Sıfır. Neden A ve B aynı anda sıfır olmaz anlamına geliyor cümlesini de kenara koyduk. Parantez içerisinde devam edelim. A, B, C sabit. A ve B aynı anda sıfıra eşit olmuyor. X ve Y ise birer değişken, birer denklem. A x artı B'ye eşittir. C eşitliğine biz iki değişkenli doğrusal denklem diyoruz. Burada x ve y değişkenlerimiz, bilinmeyenlerimiz. Aynı zamanda biz buna iki değişken doğrusal denklemin standart formu diyoruz. Ax artı b'ye eşittir c ifadesi doğrusal denklemimizin arkadaşlar standart biçimi. Şimdi iki değişkenli bir doğrusal denklemin çözümü ne demektir? Doğrusal denklemin çözümü ne demektir? Arkadaşlar bu denklemin çözümü, yani iki tane değişken bir doğrusal denklemin çözümü, bu eşitliği sağlayan, denklemi sağlayan veya şu eşitliği x artı b eşittir c eşitliğini sağlayan bir sıralı reel sayı ikilisidir. Yani şöyle yazalım. X0, Y0 birer reel sayı olsun. O zaman X0, Y0 sıralı ikilisi R kartezyen R'nin bir elemanı olur arkadaşlar. Ve x0, y0 sıralı ikilisi ax artı b'ye eşittir c denkleminin çözümüdür. Ancak ve ancak a çarpı x0 artı b çarpı y0 eşittir c eşitliği sağlanıyorsa. Yani x'in yerine x0, y'nin yerine y0 reel sayılarını yazdığımız zaman bu denklem sağlanacak. Bu eşitlik sağlanacak. O zaman biz x0, y0 sıralı ikilisine bu denklemin bir çözümüdür diye söylüyoruz. Pekala, iki değişkenli bir doğrusal denklemin çözüm kümesi nedir? Çözüm kümesi nedir arkadaşlar? Bu eşitliği sağlayan tüm sıralı ikililerin kümesidir. Öyle yazabiliriz. Şöyle yazalım. Çözüm kümesi eşittir
ne diyelim? X0, Y0 sıralı ikililerinden oluşur. Öyle ki AX0 artı BY0 eşittir C. Burada tabii ki X0 ve Y0 de birer reel sayı olmak üzere. Çözüm kümemizde bütün arkadaşlar çözümleri içeren bir küme, yani AX0 artı BY0 eşittir C'yi sağlayan tüm sıralı ikililer kümesini içeren küme bizim çözüm kümemizdir diye söylüyoruz. Hemen güzel bir örnekle devam edelim. Şuraya bir güzel örnek yazalım arkadaşlar. Evet, bakın çok hoşunuza gidecek, seveceğiniz, ısınacağınız, içinizin böyle değil mi? Yakın, bak içinizin yakın hissettiğiniz, kendinize yakın hissettiğiniz bir örnek verelim. 3x eksi 2 eşittir 6. İnanılmaz güzel bir örnek. Yani bana çok güzel gözüküyor. Şimdi bakın bu iki bilinmeyenli bir denklem. Hem x'i hem y'yi bilmiyorum. Mesela ne diyelim? Bunun evet 4'e 3 sıralı ikilisi diyorum. Sıralı ikilisi. Bu denklemin de numarası olsun. Bir numaralı denklem olsun. Bir numaralı denklemin nesidir diyorum. Bir çözümüdür. Çok güzel. Şimdi bakalım ben doğruyu mu söylüyorum yoksa sizi kandırıyor muyum? Ne yapacağız? Yapacağımız işlem çok kolay. Yapacağımız işlem şu. X'in yerine 4, Y'nin yerine 3 yazacağım ve sonucun 6 olup olmadığını kontrol edeceğim. 3 kere 4, 12. 2 kere 3, 6. 12'den 6 çıkınca 6 olur mu diye kontrol ediyorum. 6, 6'ya eşit mi? Eşit. Öyleyse 4'e 3 sıralı ikilisi bu denklemin bir çözümüdür arkadaşlar. Başka bir sıralı ikili verelim. Çok sevdiğimiz, beğendiğimiz, ilk aklımıza gelen mesela sayılardan bir tanesi. İlk aklıma gelen eksi 1 olsun. İkinci aklıma gelen de mesela biz hangi aydayız? 6. aydayız. 6 olsun. Eksi 1'e 6. Evet, bir numaralı denklemin çözümüdür dedim. Bakalım doğru mu söylüyorum? Yalan mı söylüyorum? Bakalım. Şimdi denklemimiz neydi? 3x eksi 2y eşittir 6'ydı. Denklem buydu. X'in yerine ne yazacağım? Evet. Ne yazacağım x'in yerine? Eksi 1. Y'nin yerine ne yazacağım? 6. Bu aradaki ilişkinin sonucu, işlemin sonucu 6 olacak mı diye bakacağım. 3 kere eksi 1 kaça eşittir? Eksi 3'e. Eksi 2 ile 6'nın çarpımı ne eşittir? Eksi 12'ye. Bakalım bu 6'ya eşit mi? Şimdi diyorsunuz ki hocam eşit değil. Evet, onu duydum buradan. Eğer gaybten sesler duyuyorsam farklı bir anlama geliyorum diyorum ama sizin evet bunlar birbirine eşit değildir dediğinizi kesinlikle duyuyorum yani. Eksi 15 6'ya eşit değildir arkadaşlar. Demek ki ben ne demişim? Yalan söylemişim. Demek ki bu ifade neymiş? Yanlışmış. Eksi 1, 6 sıralı ikilisi bu denklemin çözüm kümesi değilmiş. Peki sorumuza devam edelim. Hatta tanımımıza devam edelim. Şimdi biz arkadaşlar AX artı BY eşittir C denkleminin grafiği dediğimizde şunu kastediyoruz. Bu denklemin çözüm kümesinde yer alan tüm sıralı ikililerin Kartezyen koordinat sisteminde
sisteminde ikilileri karenten kordant sisteminde karşılık gelen noktaların kümesidir diye söyleyeyim. Şimdi bu çok güzel oldu. Tekrar okuyalım. Ax artı b'yi eşittir c denkleminin grafiği. Bu denklemin bir grafiği var. Bu denklemin çözüm kümesinde yer alan tüm sıralı ikililerin veya ikililere, onu düzeltelim, ikililere karşılık gelen, tekabül eden noktaların kümesidir diyoruz. İkililere. Kartezyen koordinat sistemine karşılık gelen noktaların kümesidir. Bak şimdi. Soruya bak. Soru şu. Denklemin çözüm kümesine sıradakiler buldum. R kartezyen, R kümesinin elemanlarını buldum. Şimdi diyeceksin ki bunlar koordinat sisteminde noktalara nasıl karşılık geliyor? Ben de sana ne diyeceğim? Diyeceğim ki analitik geometrinin temel teoremi şunu söyler. Der ki R kartezyen, R kümesine yer alan her sıralı ikili düzlemde bir noktaya karşılık gelir. Bunun tersine düzlemdeki her noktada R kartezyen, R kümesindeki bir sıralı ikiliye karşılık gelir. Yani ben bir koordinat sistemi çizdiğimde orada bir düzlemin üzerine koordinat sistemini ne yapıyorum? Bir tane dikey, bir tane yatay doğru çiziyorum. Orada bir nokta var. Ve oradaki herhangi bir nokta, herhangi bir reel sayı, sıralı ikili ise ne yapıyor? Karşılık geliyor. Yani her koordinat düzlemdeki her noktayı R kartezyen, R'nin elemanı olan bir sıralı ikili ile eşleştirebiliyorum diye ifade ettik. Peki kartezyen koordinat sistemi kimin adını taşıyordu? Descartes'in adını taşıyordu. Çünkü bunu matematiğe kim kazandırdı? Descartes kazandırdı. Benim çirkin çizgilerimle uğraşmak yerine ben kendim güzel bir şöyle kartezyen koordinat sistemi arkadaşlar size çizeyim. Ondan sonra biliyorsunuz yatay eksene ne diyorduk? X ekseni diyorduk, dikey eksene ne diyorduk? Y ekseni diyorduk. Bakın burada herhangi bir nokta aldığın zaman bu nokta ne oluyor? Bir sıralı ikiliye, R kartezyen, R kümesinin bir sıralı ikilisine tekabül ediyor. Eşleştirme, birebir eşleştirme yapabiliyoruz. Ve bu tarz noktaları birleştirdiğimiz zaman o noktaların geometrik yerine de AX artı BY eşittir C denkleminin çözüm kümesi, grafiği diyoruz arkadaşlar. Evet, grafiği de bu şekilde tanımlıyoruz. Şimdi gelelim sorularımıza. Birkaç tane güzel sorumuz var. Sorumuzdan bir tanesi şu, az önce harika bir denklem yazmıştık. Çok şık, çok böyle iç açıcı, değil mi? Güzel bir denklem yazmıştık. Bu denkleme bakalım. 3x eksi 2 eşittir 6. Bu denklemin bir çözümünün 4, 3 sıralı ikilisi bu denklemin bir çözümü demiştik. Bu denklemin bir çözümüdür demiştik. Bu denklemin bir çözümüdür demiştik. Pekala. Bu denklem için 3 tane daha çözüm bulalım. Bu denklem için 3 tane daha çözüm bulalım. Nasıl bulabiliriz bu denklem için çözümler? Çok ilginç. İki tane bilinmeyenim var, bir tane denklemim var. Çok basit, bakın çok kolay bir yöntem hemen gösterelim. Mesela x 0 olsun. X 0 olursa ben bu denklemi bakın 3 çarpı 0 eksi 2'ye eşittir 6'dan tek bilinmeyen denklemi dönüştürebilir miyim? Dönüştürürüm. Eksi 2 eşittir 6 olursa y buradan kaç çıkar? Eksi 3 çıkar. Doğru mu? Evet. O zaman 0'a eksi 3 bu denklemin bir çözümü müdür? Denklemin bir çözümü müdür? Evet, çözümüdür. Nereden biliyorum? Hemen kontrol edelim. Yalan mı söylüyorum, doğru mu söylüyorum diye kontrol edelim. Bakın 3 çarpı 0 eksi 2 çarpı eksi 3
6'ya eşit midir? Soru işareti. Bakalım 3 kere 0, 0. Eksi 2 çarpı eksi 3 artı 6 eşittir 6 mıdır? Soru işareti. 0 toplamanın etkisiz elemanı. Yani 0'a neyi toplarsan topla sonuç değişmeyecek. 6, 6 eşit midir? Evet, demek ki 0'a eksi 3 nedir? Bu denklemin bir çözümüdür. Bakın birinci çözümü, bir tane daha çözüm, bir tane daha çözüm buldum mu? Buldum. İkinci çözüme bakalım. Y'ye 0 vereyim. Y 0 olsun. X kaç çıkar? Bakın ne oldu? 3x eksi 2 çarpı 0 eşittir 6'dan. 3x eşittir 6. Buradan da x kaç çıkar? 2 çıkar mı? Çıkar. Demek ki ben diyorum ki 2'ye 0 bu denklemin bir çözümüdür diyorum. Yalan mı söylüyorum? Hemen kontrol edelim. Doğru mu söylüyorum? Yalan mı söylüyorum? Veya yanlış mı söylüyorum? Kontrol edelim. Ne yapacağım? X'in yerine 2, Y'nin yerine ise 0 yazacağım. Eşitlik 6 diye çıkıyor mu diye kontrol edeceğim. Sağlamasını yapıyorum. Bakalım bu soru işareti dedik. Evet, biraz daha aşağı indirelim. Şöyle. Pekala. 3 kere 2 6. 6 eksi 0 6 mıdır? Efendim? Kesinlikle 0 değil mi? Toplamanın, çıkartmanın etkisiz elemanı 6 eksi 0 6 eşittir. 6 6 eşit olduğuna göre ikinci bir çözüm daha buldum mu? Buldum. O da 2'ye 0 noktası mı? Kesinlikle evet. Başka bir çözüm daha bulmamızı istiyordu. Ne yapalım? Bakın çok güzel bir ne var? Sayı var. X eşittir 11 sayısı. X eşittir 11'i çok seviyoruz biz. X eşittir 11 sayısını ne yapalım? Bu denklemde yerine yazalım. 3 kere 11 eksi 2 çarpı y eşittir 6. 3 kere 11 33 eksi 2y eşittir 6. Eksi 2y eşittir 6 eksi 33. 33'ten 6 çıkarsa kaç kalır? 33'ten 6 çıkarsa arkadaşlar kaç kalıyor? 13'ten 6 çıktı, 7 kaldı. 27 eksi 27. Y buradan kaç çıktı? Ne oldu? 27 bölü 2 oldu. Başka bir sıralı ikili daha buldum mu? Buldum. O da kaçmış? 11'e 27 bölü 2'ymiş. Gerçekten de peki bu çözüm müdür? Kontrol edelim. Yani işlem hatası yapmış olabilirim. Değil mi? Bakalım. Onu kontrol edelim. Sağlamasını yapalım. 3 çarpı x eksi 2y eşittir 6 ile denklemim. 3 kere 11 eksi 2 çarpı 2 çarpı 27 bölü 2 eşittir 6 mı? Bu eşitlik sağlıyor mu? 3 kere 11 33 eksi 27 eşittir 6 mıdır? Kontrol edelim. 33'ten 27 çıkarsa kaç kalır? 13'ten 7 çıktı, 6 kaldı. Değil mi? 2'den 2 çıktı, 0 kaldı. Sonuç doğru mu? Doğru. Demek ki 11'e 27 bölü 2 de bir başka çözümümüz oldu arkadaşlar. Şimdi ben bir sürü farklı çözüm bulabilirim. Yani mesela şimdi diyebilirsin ki hocam x'in yerine 11 verdim. Y'nin yerine 11 verseydin ne olurdu? Ona da sen bak. Y'nin yerine 11 verdiğin zaman x'i bulursun. Ne yaparsın? Y'nin 11 olduğu, x'in işte kaç olduğunu bulduğun bir sıradakini bulursun. O da senin bir başka çözümün olmuş olur. Şimdi biz bunları koordinat sistemi üzerinde ne yapalım? Güzelce gösterelim. Şöyle lacivert rengimizi, hatta siyah rengimizi seçelim. Hep siyahı hiç kullanmıyorum. Siyah da çizelim. Hatta ne yapalım biliyor musunuz? Şurada kareli deftere geçelim. Yani o kadar güzel yapmışlar ki arkadaşlar bu arada OneNote'u, yani inanılmaz güzel. Bakın hemen kareli deftere de geçebiliyoruz. Bayılıyorum. Şimdi güzelce hemen ne yapalım? Bir tane sayı doğrusu çizelim. Şöyle önce dikey eksen, yani y eksenini çizelim. Arkasından da ne yapalım? Bir tane de şey çizelim. Yatay eksen. Yani y ekseni çizelim. Pardon, x ekseni çizelim. Özür dilerim. Kafam başka yerlerde tabii ki. Şimdi buna x ekseni dedik. Şuna da y ekseni dedik. Bakın dikey olana y ekseni diyoruz. Yatay olana da ne diyoruz? X ekseni diyoruz. Bunlar birbirlerine dik mi? Kesinlikle. Peki şu kesiştikleri noktaya biz ne diyoruz? Orijin.
Oranın koordinatlarına da ne diyoruz? Sıfıra sıfır. X ve y'nin sıfır olduğu yer, x ekseninle y ekseninin kesiştiği nokta. Ona da biz orijin diyoruz. Şimdi biz hangi noktaları, hangi çözümleri bulduk? Onları da tekrar kontrol edelim. Sıfıra eksi 3 noktasını bulduk. Sıfıra eksi 3, değil mi? Sıfıra eksi 3 noktasını buldum. Çözümlerden bir tanesi buydu. Çözümlerden bir başkası 2'ye 0'dı. Evet, 2'ye 0'dı. Bir başkası ise 4'e 3'tü. Ne yapacağım? Bunları düzlem üzerinde göstereceğim. Şurası 1. Ondan sonra şurası 2, 3, 4 diye olsun. 1, 2, 3, 4. Evet, ondan sonracığıma pekala burası 1, burası 2, şurası 3 olsun. 1, 2 ve 3 olsun. Ve şurası da eksi 1, eksi 2 ve eksi 3 olsun. Şurası da eksi 3 olsun. Şimdi benden istenen bu noktaların koordinatlarını göstermek. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Sıfıra eksi 3 noktası. Sıfıra eksi 3 noktasını nasıl gösteriyorum? Absis 0, absis 0, ordinat. Burası ordinat. Şu ilk bileşen absis, ikinci bileşen ise ordinat. Birinci bileşen, yani absis 0 ise bu nokta mutlaka ve mutlaka y ekseni üzerindedir. Y ekseni üzerinde eksi 3'ü buldun mu? Buldun. Hemen oraya şöyle bir tane daireyi çiz. Burası senin ne noktasıdır? Sıfıra eksi 3 noktasıdır. Şimdi bu noktayı belirledik. Çok güzel. Şimdi 2'ye 0 noktasına bakalım. Absis 2, ordinat 0. Bir sıralı ikilide, bir noktanın koordinatlarında ordinat 0'a eşitse mutlaka ve mutlaka bu nokta x ekseni üzerindedir. X ekseni üzerinde absis ne? 2. 2'yi bul. X ekseni üzerindeki 2'yi bul. Bak burayı da karaladın. Burası da neye eşitmiş? 2'ye 0 noktası imiş. Bunları bulduk. Peki şimdi bir de 4'e 3 noktasını bulalım. Nasıl buluyorsun? 4'ten geçen şöyle x ekseni dik olan kesik kesik çizeceğin bir doğruyu şöyle çiz. Sonra y ekseninde de bakın ordinatı 3 olduğu için y ekseninden de 3'ten geçen şöyle kesik kesik geçen y'ye dik olan bir doğru çiz. Bu ikisinin kesiştiği yeri bul. İşte burası 4'e 3 noktasıdır. Şimdi bakın ne yaptık? 3 tane noktayı belirledik. Sorumuz şu. Bu üç noktayı arkadaşlar herhangi bir şekilde bildiğin bir geometrik şekilde gösterebilir misin? Yani bu üç noktanın üzerinde olduğu senin de bildiğin bir geometrik şekil var mıdır? Ne diyorsun? Yani bu üç doğrunun üzerinde olduğu bir geometrik şekil. Bunun gibi tabii başka şekil, başka noktalar da var. İşte mesela 11'e 27 bölü 2 noktası da var. Onu da çizeceğin şeklin üzerinde hayal etmen, tasavvur etmen gerekiyor. Böyle bir şekil var mı? Kesinlikle var. Bak şimdi o şekle en çok sevdiğimiz renk hangi renk bizim? Mor veya turkuaz mavisi. Turkuaz mavisini ne yapalım? Güzelce gösterelim. Bakın şimdi şöyle şu noktalardan geçen bakın şöyle güzelce bir doğru çizdik. Çizdik mi? Çizdik. Bu bir doğrudur arkadaşlar ve bu doğrunun denklemi neye eşittir biliyor musunuz? Neye eşittir? 3x eksi 2'ye eşittir 6'ya 6'dır. Bu doğrunun grafiğinin denklemi 3x eksi 2'ye eşittir 6'dır. Şimdi bu doğru bize ne söylüyor veya bu denklem bize ne söylüyor? Şunu söylüyor. Diyor ki bu doğru. Ben diyor noktalardan meydana geliyorum ve bu noktaların koordinatları demin sıralı ikililer.
Benim üzerimdeki diyor bütün noktaların özelliği şu. Noktanın apsisiyle 3 katını çarp. Noktanın ordinatını -2 ile çarp. Bunların toplamı 6 yapar diyor. Yani bu doğrunun özelliği şu. Eşleştirme yapıyor bu. Bu doğrunun özelliği şu. Bu düzlem üzerinde sonsuz tane nokta var. Bu doğru bu sonsuz tane nokta arasından aralarında 3x-2y eşittir 6 eşitliğini sağlayanları sana gösteriyor. Bu doğrunun üzerindeki her nokta 3x-2y eşittir 6 eşitliğini sağlar. Yani herhangi bir noktayı aldın. Şöyle bir nokta aldın burada P noktası. Koordinatları da ne olsun? A ve B olsun. Değil mi? Diyor ki 3x-2y eşittir 6. Eğer diyor AB noktası, P noktası bu doğrunun üzerindeyse diyor 3A, 3 ile A'nın çarpımı -2 ile B nedir diyor? 6'ya eşittir diyor. Bu eşitliği sağlar diyor. Benim üzerimdeki, bu doğrunun üzerindeki diyor bütün noktaların arasında böyle bir ilişki var. Bir kan bağı gibi düşünebilirsin. Aidiyet gibi düşünebilirsin. Mesela işte Beşiktaşlı olmak gibi, motosiklet kulübünün üyesi olmak gibi düşünebilirsin. Bu doğrunun üzerindeki bütün noktaların ortak özelliği şu, apsislerinin 3 katından ordinatlarının 2 katını çıkarttığın zaman sonuç 6 olmalı. Şimdi bak, bir tane daha nokta gösterelim burada, seçelim. Hangi nokta olsun? Mesela 2'ye 4 noktası. 2, şurası veya 5 noktası. Şurası 5. 2, şurası da 2. 2 ile 5'in, x ekseninde 2, y ekseninde 5'in kesiştiği nokta kaçtır? 2'ye 5'tir. Bak şimdi, 2'ye 5 noktası kahverengiyle çizdim. Bu nokta doğrunun üzerinde mi? Grafiğe baktığım zaman hayır değil. Çok rahatlıkla görebiliyorum. Peki denklemden nasıl gösterebilirdin bunu? Bu noktanın yani 2'ye 5 noktasının doğrunun üzerinde olmadığının denkleminden nasıl gösterebilirdim? Bu 3 kere 2 eksi 2 kere 5'in 6'dan farklı olduğunu ispatlayarak, göstererek ne yapabilirdim? İfade edebilirdim. Bakın 3 kere 2 kaç? 6. 2 kere 5 kaç? 10. Bu fark 6'ya eşit mi? 6'dan 10 çıkarsa kaç kalır? Eksi 4. Eksi 4 6'ya eşit midir? Eksi 4 6'ya eşit midir? Hayır değildir. O zaman ne olamaz? 2'ye 5 noktası neyin elemanı olamaz? 3x eksi 2'ye eşittir 6 grafiğinin elemanı olamaz. Onun üzerinde bir nokta olması mümkün değildir arkadaşlar. Lütfen bu söylediklerimi tekrar tekrar dinleyin, tekrar tekrar yazın. Çünkü bu çok unutulan, çok karıştırılan bir konudur. Bir doğrunun grafiği nedir? İki bilinmeyenli bir denklemin çözümlerini sağlayan tüm sıralı ikililerin kartezyen koordinat sisteminde gösteren bir grafiktir arkadaşlar. Evet, devam edelim sorumuza. Sorumuz neyle devam ediyor? Sorumuz şununla devam ediyor. Diyor ki 3x eksi 2'ye eşittir 6. Bu denklemle yine devam ediyoruz. Bakın bunu size bırakacağım. X eşittir 2 ise y eşittir kaçtır diye bulmanızı isteyeceğim. Bir de y eşittir eksi 3 ise x eşittir kaçtır diye bulmanızı isteyeceğim. Ve bulduğunuz noktaları da koordinat sistemi üzerinde göstermenizi gene ifade edeceğim. Şimdi neyimiz var? Sırada bir teoremimiz var. Ve bu teoremimizi de şöyle güzel bir portakal rengiyle yazalım. Ve arkasından da güzel bir mor renkli de teoremi ifade edelim.
arkadaşlar. Evet, AX artı BY eşittir C. Burada A ve B'nin aynı anda tabii ki sıfıra eşit olmayacak. Burada A, B ve C reel sayılar arkadaşlar. X ve Y de değişken. Biçimindeki bir denklemin grafiği bir doğrudur ve karşıt olarak dik koordinat sistemindeki her doğru denklemin grafiği. Böyle bir denklemin grafiğidir. Çok güzel. Bu çok güzel bir teorem. Bakın tekrar okuyalım. AX artı BY eşittir C. Burada A, B, C reel sayılar. A ve B aynı anda sıfıra eşit değil. Burada X ve Y birer değişken. Bu bir denklem. Bu denklemin grafiği bir doğrudur dedik. Tersine size kartezyen koordinat sisteminde bir doğru verildiğinde de bu kartezyen koordinat sistemindeki doğrunun da denklemi nedir? AX artı BY eşittir C şeklinde iki bilinmeyenli bir denklemdir diye söylüyoruz arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili olarak da mesela şu grafikleri de inceleyelim. Şu doğruları da inceleyelim. Az önce mesela şöyle birinci örneğimiz. X eşittir eksi 3 denkleminin grafiğini çiziniz diye soralım. İkinci örneğimizde de y eşittir 4 denkleminin grafiğini çiziniz diyelim. Ondan sonra da zaten nelere başlayacağız? Sonra da doğru verildiği zaman onun denklemini nasıl bulacağımızı göstereceğiz. Evet. Şimdi x eşittir eksi 3. Bu bir arkadaşlar iki bilinmeyenli denklem midir? Kesinlikle evet. Hocam ikinci bilinmeyen nerede dersiniz? İkinci bilinmeyen şurada hemen yazayım. 1 çarpı x artı 0 çarpı y eşittir eksi 3. Bakın şimdi ax artı by eşittir c demiştik ya. A burada kaça eşit? 1'e. B burada kaça eşit? 0'a. C kaça eşit? Eksi 3'e. Yani aslında bu da bir denklem. İki bilinmeyenli bir denklem. Ax artı by eşittir c formunda. Burada y'nin katsayısı 0 olduğu için sadece x eşittir eksi 3 var. Peki soru şu o zaman. X eşittir eksi 3 şeklinde verilen bir denklemi sağlayan sıralı ikililer hangi sıralı ikililerdir? Değil mi? Çok güzel bir soru. Şimdi bakın ben şu denkleme bakacağım. 1 çarpı x artı 0 y eşittir eksi 3. Ben burada y'nin yerine ne yazayım? Hadi bakalım y'nin yerine yazalım. Mesela 9 yazalım mı? Yazalım. Çok güzel. 1 çarpı x artı 0 çarpı 9 eşittir eksi 3 dediğimde x eşittir kaç çıkar? Eksi 3 çıkar mı? Çıkar. Peki benim sırada ikilim ne olur? Eksi 3'e 9 olur. Demek ki eksi 3'e 9 bu denklemin bir çözüm kümesi midir? Kesinlikle. Y'nin yerine başka güzel bir sayı daha verelim. Ne verelim mesela? 1 verelim mi? Verelim. 1 çarpı x artı 0 çarpı 1 eşittir eksi 3'ten. X eşittir eksi 3 çıkar mı? Çıkar. Eksi 3'e 1 denklemin çözüm kümesi midir? Yani şu denklemin, bir nolu denklemin çözüm kümesi midir? Çözümü müdür? Özür dilerim. Kesinlikle evet. Eksi 3'e 1 kesinlikle ve kesinlikle. X eşittir eksi 3'ün denkleminin bir çözümüdür. Veya şu bir üstüyle gösterdiğimizin. Yeni yeni başka bir sayı daha yazalım. Mesela en çok sevdiğimiz sayı kaç olsun? Eksi 7. Çok severiz. 1 çarpı x artı 0 çarpı eksi 7
eşittir eksi 3'ten çözersem x eşittir eksi 3 çıkar mı? Çıkar. Demek ki eksi 3'e eksi 7 de ne olur? Bu denklemin bir çözüm kümesi olur mu? Olur. Hadi gelin bunları ne yapalım? Bunları biz koordinat düzlemimizin üzerinde güzelce gösterelim. Koordinat düzlemimizi çizelim. Şöyle. Kartezyen koordinat düzlemi. Koordinat düzlemi nereden çıktı ya? Kartezyen koordinat sistemini çizelim. Koordinat düzlemi diye bir şey yok arkadaşlar. Çok özür dilerim. Kartezyen koordinat sistemini çizelim. Çizdik. Ne yapacağım? Eksi 3'e 9, eksi 3'e 1, eksi 3'e eksi 7 noktalarını ne yapacağım? Göstereceğim. Bakın şöyle yapalım hemen. Evet. Biraz daha şu y'yi biraz daha belki büyük çizseydik daha iyi olacaktı sanırım. Biraz daha uzun bir y ekseni çizeceğim. Şöyle biraz daha uzatalım. Daha güzel olsun. Evet. Ondan sonra da evet 1, 9, eksi 7 çok güzel. Şimdi şöyle de y eksenini çizelim. X eksenini çizelim. Özür dilerim. X eksenini çizelim. Neden ben çizemiyorum? Yanlış şeyi seçtiğim için çizemiyormuşum. Evet şunu da çizdik. Çok güzel. Şimdi x eşittir eksi 3'e 1. Önce onu bakalım. Şurası burası kaç? Evet şurası kaç? Eksi 3 nerede? Şurası. Şurası 1. Eksi 1. Şurası mesela eksi 3 olsun. Şurası eksi 3 olsun. Buraya eksi 3 yaptım. Tamam mı? Çok güzel. Burası eksi 3. Ondan sonracığıma evet 3, 5, 7, 9 diye gitsek olur mu? 3 şöyle 9 olacak. Şurası 3. Şurası 3. Burası 6. Şurası da 9 olsun. 9. Şunu biraz daha uzatalım. Evet. Şurası 9. Burası 6. Burası da 3 olsun. Bir de neye ihtiyacımız var? Şurası da 1 olacak. 1. Şurası 3. Burası 6, şurası da 7 olacak. Eksi 7. Evet. Şimdi gelelim eksi 3'e 9'u çizmeye. X eşittir eksi 3'ten x eksenini dik böyle bir doğruyu çiziyorum. Sonra y eşittir 9'dan y eksenine şurası da özür dilerim. Y eksenine dik olan bir başka doğru çiziyorum. Değil mi? Şöyle şurası eksi 3 ile 9'un kesiştiği yerdeki şu nokta eksi 3'e 9 noktası mıdır? Kesinlikle, kesinlikle eksi 3'e 9 noktasıdır. Bakın bir başka nokta daha vardı. Eksi 3'e 1. Gene x ekseni üzerinde eksi 3'ten dik olan doğruyu çizmiştim. Zaten orada duruyor. Y eksenine dik olan, y eşittir 1'den geçen bir doğru daha çiziyorum. O da y eksenine dik. Bakın şurası da 3'e 1. Burası da eksi 3'e 1. Onu da çizdim. O da harika. Şunu şöyle aşağıya doğru indireyim. X eşittir eksi 3'ten geçen doğruyu, dik olan doğruyu aşağı doğru indiriyorum. X eksenine dik olan doğruyu aşağı doğru indiriyorum. Y eşittir eksi 7'den de y eksenine dik olan bir doğru çiziyorum. Ve bunların kesiştiği noktayı da ne yapıyorum? Eksi 3'e 7 diye ne yapıyorum? Çiziyorum. Bakın şimdi. Bütün bu noktaların ortak özelliği ne? Hepsinin apsisi kaça eşit? Eksi 3'e eşit. Hepsinin apsisi eksi 3'e eşit olduğu için hepsi bu eksi x eşittir eksi 3 noktasına dik olan kesik kesik çizdiğim doğrudan doğru üzerinde mi? Bakın evet. Ben şimdi o güzel doğruyu da şöyle yeşil bir renkle birleştireyim mi? Birleştireyim. Bak şimdi şöyle birleştiriyorum. Hop. Harika bir şekilde birleştirdim. Bak şimdi bu birleştirdiğim doğruya ben ne diyeceğim biliyor musun? Ne diyeceğim? Bil bakalım. Ne diyeceğim? X eşittir eksi 3 doğrusu diyeceğim. Tada! Neden x eşittir eksi 3 doğrusu diyorum? Çünkü bu doğru üzerindeki bütün noktalar 1 çarpı x artı 0 çarpı y eşittir eksi 3 demektir. X eşittir eksi 3 arkadaşlar. Bu doğru üzerindeki bütün noktalar hangi özelliğe sahiptir? Apsisleri eksi 3'tür. Y'si değişir. Ordinatı değişir. Bu doğru üzerindeki bütün noktaların ortak özelliği nedir? Apsisleri eksi 3'tür.
ordinatları herhangi bir reel sayı değerini alabilir. Sonsuz tane reel sayı değerini alabilir. Ben burada sadece 3 tanesini gösterdim. O yüzden benim burada çizdiğim tam da yeşil olarak çok net gözükmediği için daha kalın bir renkle göstereceğim, çizeceğim. Şöyle daha kalın bir yeşil rengi çizelim, kullanalım onun için. Çünkü çok belli olmadı sanki biraz, değil mi? Gizli kaldı gibi. Şöyle biraz daha kendini belli edecek şekilde çizelim. Bakın işte şu çizmiş olduğumuz kalın yeşil doğru x eşittir eksi 3 doğrusudur arkadaşlar. Peki öğrenciler x eşittir eksi 3'ü görünce ne yaparlar? Ben size söyleyeyim mi ne yaptıklarını? Bakın bu yaptığım şey yanlıştır. Yanlışlıktan da insan ders alır. Ki biz zaten çoğunlukla yaptığımız hatalardan alabiliyorsak ders alırız. Alamıyorsak da tekrar tekrar ne yaparız? Aynı yanlışı yapmaya devam ederiz. Ta ki o yanlışı yanlış olduğunu öğreninceye kadar. Öğrenciler genelde x eşittir eksi 3'ü görünce, burası x ekseni, burası da y ekseni ya, gelirler burada x'in yerine şurası eksi 3 derler. Aha da buraya da çizerler. Şöyle bir nokta çizerler. Bu da x eşittir eksi 3'tür derler. Burada yapılan hata nedir? Eksi 3'ü nokta. Bu bir noktadır. Bu bir noktadır. Eksi 3'e 0 bir noktadır arkadaşlar. X eşittir eksi 3 ise bir denklemdir. Bu bir denklemdir. Hatta 1 çarpı x artı 0 çarpı y eşittir eksi 3 şeklinde iki bilinmeyenli doğrusal bir denklemdir. Bu doğrusal denklemin grafiği bir nokta olamaz. Bu doğrusal denklemin grafiği bir doğrudur. Eksi 3'e 0 bu denklemin, yani x eşittir eksi 3 denkleminin bir çözümüdür. Çözümleri, ama sonsuz tane çözüm var. O çözümlerden sadece ve sadece bir tanesidir. O yüzden de tek bir nokta ne yapamaz? Bunun grafiği asla ve asla olamaz. Olamayacağı için de ben bunun üzerine, bu yaptığım işlemin üzerine ne yapacağım? Kocaman şöyle bir çarpı koyacağım. Yani sen x eşittir eksi 3 gördüğün zaman x eksenin üzerinde eksi 3'ü bulup da öyle bir noktayı çizmeyeceksin. Yukarıda benim yaptığım gibi x ekseninde, x ekseni üzerinde eksi 3 noktasını bulup bu noktaya, bu noktadan geçen ve bu noktadan geçerken de x eksenine dik olan bir doğru çizeceksin. Çünkü bu doğru x eşittir eksi 3 denkleminin çözüm kümesindir. Bu doğru üzerindeki bütün noktalar bu denklemi sağlar arkadaşlar. Bunlar önemli, çok önemli ve hep öğrencilerin hata yaptığı kısımlar arkadaşlar. Şimdi gelelim neye? Şimdi gelelim arkadaşlar. Y eşittir. Ne diyelim? Sevdiğimiz başka bir sayı daha söyleyelim. Genelde biz tek sayıları mı seviyoruz? Hadi bu sefer de çift bir sayı söyleyelim. Y eşittir 4. Denkleminin grafiğini çiziniz. Şimdi y eşittir 4 diyeceksin ki hocam bu bir denklem mi? Kesinlikle denklem. Bak şimdi sana yazıyorum. 0 çarpı x artı 1 çarpı y eşittir 4. Gördün mü? Ax artı by eşittir c şeklinde verilen denklemde burada a kaçmış? 0. B kaçmış? 1. C kaçmış? 4. Yani gördüğün üzere y eşittir 4 aslında bir denklem. Gelelim bu denklemin çözüm kümesine. Şimdi ben sana diyorum ki mesela 5 sayısı. 5. 5. Evet, 5'e y. Ne diyelim? X, ha şöyle yazalım ya. Niye böyle yazıyorsak? X eşittir 5 diyelim. X eşittir 5 olsun.
X eşittir 5 olsun diyelim. X eşittir 5 olursa y kaç çıkar? Tabii ki 4 çıkar. Diyorum ki 5'e 4 sayısı şu 1 nolu denklemin veya 1 nolu denklemin, buradaki hep 1 dedik, ötekisi de 1'di. Bu 2 olsun. 2 nolu denklemin, 2 nolu denklemin nesidir? Çözümüdür. X'in yerine 5 yazarsam y 4 çıkmaz mı? Çıkar. X'in yerine 5 değil de 11 verelim. 11 verelim. Ne oldu? 0 çarpı 11 artı y eşittir 4'ten. Y kaç çıktı? 4. Yani 11'e 4 de nedir? Bu da 2 nolu denklemin çözümü müdür? Kesinlikle evet. Şimdi diyeceksin ki hocam niye bunları böyle yazmakla uğraşıyorsun? X'in katsayısı zaten 0 olduğu için X'in yerine ne yazarsan yaz. Zaten değil mi? Şu formattaki A 4 şeklindeki bütün sıralı ikililer 2 denkleminin nesi olacaktır? Çözümü olacaktır. Diyecek misin? Bence diyeceksin ve hatta diyorsun. Burada A dediğimizde bir reel sayı. Neden? Çünkü 0 çarpı A artı 1 çarpı 4 4'e eşittir. Yani ben absis olarak A'nın yerine ne yazarsam yazayım. Yeter ki Y'nin yerine 4 yazayım. O zaman ne olur? Bu denklem sağlanır arkadaşlar. Bak şimdi gel ne yapalım? Bunun grafiğini çizelim. Sonra da sana yanlışını da çizeyim ki yanlışın nerede olduğunu, niye olduğunu gör. Şimdi ne yaptık? Evet. Bir tane şöyle sayı doğrusu çizeceğiz. Şöyle çizeceğiz. Sayı doğrusu. Sayı doğrusu ne çıktı ya? Özür dilerim. Kartezyen koordinat sistemini çizeceğiz. Çok özür dilerim. Arkadaşlar. Şurası da, şurası 2 olsun. Şurası da 4 olsun y ekseni üzerinde. Şurası y ekseni, burası x ekseni. Bunlar birbirine dik. Burası bir kartezyen koordinat sistemi. Ben iki tane nokta bulmuştum. 5 ve 11 değil mi? Şimdi bir tanesi 5'e 4 noktasıydı. Bir tanesi de 11'e 4 noktasıydı. Bulduk mu? Bulduk. Hadi bakalım. Şimdi şurası burası 5 olsun. Şurası 5. Evet. 2, 4 2. Göremiyorum da. 2, 4, 5. Burası 10 olsun. Şurası da 11 olsun. Evet. Çok güzel. Harikayız. Çok güzel gidiyoruz. Şimdi ne yapalım? Şöyle başka bir renk seçelim. 5'e 4 noktasını ne yapacağız? Çizeceğiz. Ne yapacağım? İlk önce y eşittir 4'ten geçen şöyle bir yatay doğru yani y eksenine dik olan bir doğru ne yapıyorum? Çiziyorum. Tam olarak y eşittir 4'ten geçecek. Sonra x eşittir 5'ten geçen ve x eksenine dik olan bir başka doğru daha çiziyorum. Ve bu iki doğrunun kesiştiği noktaya ne diyorum ben? 5'e 4 noktası diyorum. Doğru mu? Doğru. Harikayım. Devam edelim. 11'e 4 noktasını çizelim. Gene y eşittir 4'ten geçen ve y eksenine dik olan bir doğru çizmiştim zaten. Sonra da x ekseninde 11'i buldum. Ve buradan geçen, x eksenine eşittir 11'den geçen ve x eksenine dik olan bir doğru çiziyorum. Bakmayın benim yamuk yamuk çizdiğime, bu bir doğru. Evet, sonra bu ikisinin kesiştiği yerdeki noktayı belirliyorum. Burası kaç? 11'e 4. Harika. Başka bir tane daha nokta söyle. Mesela eksi şurası eksi 2. Eksi 2'ye 4 de bu doğrunun üzerindedir. Bak şimdi eksi 2'ye evet şöyle çizelim. Şurayı şöyle tarayalım. Burası 4. Eksi 2'ye 4. Bak bir başka nokta daha belirledim. Şimdi ne görüyorum? Y eşittir 4 diye böyle bir tane bakın. Yatay bir doğru var orada y eşittir 4'ten geçen. Bütün bu doğrular sanki boncuk gibi ne yapmışlar? O doğrunun üzerine sıralanmışlar mı? Sıralanmışlar. Gelin o zaman biz ne yapalım? Bu doğruları şöyle güzel bir renkle mesela ne olsun? Turuncu rengiyle. Çok da kalın bir turuncu olmasın ama güzel bir turuncu rengiyle o doğrumuzu çizelim. Bakın şimdi çiziyorum. Görüyor muyuz? Harika oldu. Çok güzel oldu. Vallahi bence bu y eşittir 4'e çok yakışta bir renk oldu. Y eşittir 4. Tam turuncu rengine
Giden bir renk o. Yani tam turuncuya giden bir doğru denklemi oldu bu y'eşittir 4. Bakın bu çizmiş olduğumuz yatay doğru y'eşittir 4'ten geçen x eksenine paralel olan y eksenine dik olan şu doğruya biz y'eşittir 4 doğrusu diyoruz. Ve bu y'eşittir 4 doğrusu az önce çizdiğimiz, pardon yazdığımız y'eşittir 4 denkleminin grafiğidir. Güzel mi? Güzel. Harika. Pekala, öğrencilerin yaptığı hataya gelelim. Yanlışı da gösterelim ki doğruyu da bilin. Değil mi? Yanlıştan doğru öğreniyoruz. Şimdi bakın, eksenlerimizi çizelim. Yatay eksen ve dikey eksenlerimizi çizelim. Kartezyen koordinat sistemimizi oluşturalım. Ve bunun üzerinde de diyelim ki, bir saniye ne yaptım ben? Bunun üzerinde de y eşittir 4 denkleminin grafiğinin çizilmesi gerektiğini söyleyeyim. Öğrenci ne yapar? Öğrenci güzel gider. Buraya 2 der, buraya 4 der. Sonra da gider şurayı şöyle noktaya, buraya bir nokta seçer. Der ki aha da burası 4'e 0 der. Bu nokta der y eşittir 4 denkleminin grafiğidir. Hayır. Hayır, hayır. Neden? Çünkü denklemin grafiği bir nokta değildir. Denklemin grafiği bir doğrudur. Sen burada bir doğru çizdin mi? Hayır. Ne yaptın? Sadece bir nokta çizdin. Hatta şunu da ben yanlış yazdım. Diyeceksin ki hocam sen orayı yanlış yazdın. Kesinlikle haklısın. Onu bak ne güzel fark ettin yanlışı doğruda. Bu doğrunun, bu noktanın koordinatları 0'a 4. Bakın bu 0'a 4 y eşittir 4 denkleminin grafiği olamaz. Çünkü y eşittir 4 denkleminin grafiği bir doğrudur, bir nokta değildir. Y eşittir 4 deyince aklımıza ne gelecek? Ordinatı 4 olan, apsisi herhangi bir reel sayı olabilen noktaların kümesi, yani y eşittir 4'ten geçen bir yatay x eksenine paralel bir doğru gelecek. Bu neymiş bu yaptığım şey? Yanlışmış. O yüzden onun üzerine şöyle kocaman bir çarpıyı koy. Yanlışı da öğrenmiş olalım. Şimdilik arkadaşlar bence bugün işlediğimiz konular gayet güzel ve ağır konulardı. Çok da temel konulardı. O yüzden ne yapacağız? Bir hazmedeceğiz. Bir güzel şöyle aldık bunları dinledik. Onları bir hazmedeceğiz. Hazmetmek için de ne ihtiyacımız var? Dinlenmeye ihtiyacımız var. Ne yapalım arkadaşlar? Dersimizi burada bugünlük bitirelim. Bir sonraki videoda ne yapacağız? Biz doğrularla ilgilenmeye devam edeceğiz. Ve siz doğrularla ilgilendikçe onları çok yakın kendinizi hissedeceksiniz ve inanılmaz seveceksiniz. Benim aşık olduğum kadar da aşık olacaksınız. Buna garanti verebilirim. O yüzden önce ne diyelim? Değerli vaktinizi ayırıp beni dinlediğiniz için size teşekkür ediyorum. İkincisi, hepinize en içten, en derin saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle diyorum ve dersimi burada sonlandırıyorum. Lütfen kendinize iyi bakın, güzellikle kalın, sağlıkla kalın arkadaşlar. İyi günler.